Arkadaşlar merhaba. Bu soru cevaplı videomuzun ikinci videosundayız. Hoş geldiniz kanalımıza. Bir önceki videoda da unuttum. Yeni yılınızı kutluyorum arkadaşlar. Bu yeni yılda çektiğimiz ilk video bunlar çünkü. Umarım her şey gönlünüzce olur. Bol kazançlar diliyoruz. Doğru işler yapıp bol kazanç elde edenlerden olmanızı diliyoruz. Yarın Türkiye'ye gidiyorum. Bir iki hafta kalacağım. Bugüne biraz sıkıştırmamız gerekti bu videoları. İşin yoğunluğu var. İşte Türkiye seyahati var. Planlar var. Bazı müşterilerimizle görüşeceğim arkadaşlar Türkiye'de. Mesela bunu İngiltere'de yapan bir muhasebeci bir, veya bir vergi uzmanı, bir mali müşavir arkadaş var mı bilmiyorum ama ben müşterilerimizin, Türkiye'deki müşterilerimizin çoğuyla görüşmeye çalışıyorum. Kaldığım otelin ismini falan veriyorum. Orada arkadaşlar beni ziyaret edebilirler. Biraz da rahatsızdım birkaç gündür. Böyle tam görüntü olarak belki tam iyi dilim gördüğünüz gibi kusura bakmayın. Tıraş falan da olamadık ama onlar önemli değil. Ne anlattığımız önemli arkadaşlar. Bu Amazon satışları ile ilgili veya benzer platformlarla ilgili yani oralardan satış yapan arkadaşların sorduğu sorulara geçiyoruz. Ben geçen bir YouTube'da bir video gördüm. 300 binden fazla takipçisi var bu arkadaşın. İngiltere'deki bu Amazon satışlarından bahsediyor. O video da 2 yıl önce falan çekilmiş ama 23 bin defa izlenmiş video. Fena bir video değil. Yalnız arkadaşın söylediği bazı bilgiler doğru değil. Birincisi VAT'yi muaf demiş yani bu Amazon satış yapanları İngiltere'de bir ödemiyor demiş. Kesinlikle doğru değil. Bunu artık herkese anlatıyoruz. Bir sürü video çektik. İkincisi gelir vergisi de ödenmiyor demiş. Arkadaşlar gelir vergisinden kesinlikle bir muafiyet yok. Onu ben size başka bir videoda anlatacağım. Gelir vergisi de ödeniyor, Viyeti de ödeniyor. Arkadaş orada yanlış bilgi vermiş. İşte orada utility bill konusu var. Hani böyle sanki biz utility bill'i de sağlıyoruz gibi. Bir önceki videoda söylediğim gibi sizin İngiltere'den Sahte evrak düzenleme edilir sürece utility bill almanız imkansız. Bunlara girmemek lazım. Dediğim gibi cep telefonu faturası, internet faturası genel itibariyle utility bill olarak kabul edilmez. Muhasebecinin yazdığı mektup, ara deponun yazdığı mektup, bir arkadaşınızın yazdığı mektup utility bill olarak kabul edilmiyor. Bu konulara çok girmemek lazım. Yani utility bill alamazsınız arkadaşlar. Gerek yok. Bence VAT'ye kayıt yaptırıp ödemek lazım. <laughs> Doğrusu bu çünkü. Diğer bir sorumuz. Bir arkadaşımız yazmış. Aldığımız ürünlere VAT ödeniyor mu? Şimdi ürünleri İngiltere'den alırsanız, VAT kayıtlı bir firmadan alırsanız, yine Amazon'dan satsanız dahi VAT ödüyorsunuz. Ya ben İngiltere bir firmasıyım. Şu kalemden size 100 adet sattım ve VAT kayıtlıyım. E sizden VAT alıyorum. Şimdi bu VAT'i geri alabilmeniz için İngiltere'de VAT ödemeniz lazım. VAT'i ödedikten sonra viyeti kaydınızı yapabiliriz ve ödediğiniz viyetleri geri alabiliriz. Ama Çin'den, Amerika'dan ürün alıyorsanız veya Türkiye'den ürün alıyorsanız oralarda viyeti ödeseniz dahi o viyetlerin İngiltere ile bir alakası yok. O viyetleri İngiltere'den geri alamıyorsunuz. Bu ürünleri aldığınız, yaptırdığınız yerdeki vergi kanunlarına bakıp o ülkelerden bu viyetleri geri alabilirsiniz. Viyeti ödüyorsanız eğer, ödediyseniz ama ödemediyseniz yapacak bir şey yok. İngiltere dışında ödenen viyetleri İngiltere içinden alamıyorsunuz. Diğer bir sorumuz arkadaşlar. Türkiye'deki direktöre hizmet evet hizmet alacağı için. Evet, burada güzel bir konu. Ee, şöyle bir durum var. Ben ne diyorum size? Siz Türkiye'de yaşadığınız için Amazon'daki satışlarınız üzerinden VAT ödemeniz gerekiyor diyorum. Şimdi siz VAT'i ödüyorsunuz veya ödemiyorsunuz diyelim fark etmez. Amazon'a şöyle diyebilirsiniz. Ben İngiltere'de yaşamıyorum. Türkiye'de yaşıyorum. Tabi böyle dediğiniz zaman Amazon diyecek ki size VAT ödeyin o zaman diyecek. VAT ödeyeceksiniz. Siz o VAT'yi ödediğinizde satışlarınızdan Amazon'un size kestiği o reklam ücretleri, FBA kesintilerinin VAT'lerini Amazon'a ödememe hakkınız olacak. Daha doğrusu Amazon'a şöyle diyebilirsiniz. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Evet satışlarımdan VAT ödüyorum. Siz benden VAT kesiyorsunuz. Türkiye'de yaşadığım için benden viyeti almayın o zaman. Amazon'un masraflarından dolayı benden viyeti almayın o zaman dediğinizde bazı masraflarınızdan hepsi diyemiyorum. Masraf kalemlerine de bakmak lazım. Oradaki bazı masraflarınızın VAT'sini iptal edebilirsiniz. Burada bazı detaylar var. Tabi siz şimdi Amazon'dan viyeti ödüyorsunuz. Ve viyeti ödediğiniz için de biz mesela Amazon'dan viyeti ödemeyen müşterileri kabul etmiyoruz arkadaşlar. Müşteri olarak almıyoruz. Bu tür talepler bize lütfen gelmesin. Yani ben Viyeti ödemiyorum beraber çalışalım mı? Çalışmıyoruz arkadaşlar. Amazon'dan Viyeti ödemeyen müşterileri biz kabul etmiyoruz. İlk önce Amazon'dan Viyeti ödeyeceksiniz. Ondan sonra Amazon'u sizden kestiği Viyetileri iptal edeceksiniz. Veyahut iptal etmeseniz dahi burada ben size Viyeti kaydı yapacağım. Amazon'dan Viyeti ödemeye devam edeceksiniz. Viyeti kaydı olduğu yaptığımız için muhasebe ücretleri ve Amazon'un sizden aldığı o viyeti kesintileri İngiltere Devleti'nden geri alacağız. Böyle bir durum var. Aslında çok güzel ya. Ya bence bunu yapmak lazım. Eda Hanım ulaştı bize bu hafta. Eda Hanım dedi ki ara depoya fiziksel adres olarak kullanmak. Ara depoyu. Bir ara depoyla çalışıyorsunuz. Oraya fiziksel adres olarak da kullansanız. Şirketinizi başka bir yere sanal ofis adresi olarak da kullansanız. Bu kanundan yine kaçamıyorsunuz. Hiçbir şeyi değiştiremiyorsunuz. Viyeti ödemeniz gerekiyor. Ara deponun adresini veya bir yere adresinizi fiziksel olarak kullanmanız, ürünleri oraya göndermeniz, oradan satılması, orada depolanması falan gibi konular bu yasadan sizi kurtarmıyor. Neden? Siz Türkiye'de yaşıyorsunuz arkadaşlar. Mantık bu. Türkiye'de yaşadığınız için, İngiltere'de yaşamadığınız için bu viyeti ödemekten kurtuluşunuz yok. Geçen bir video daha gördüm. Yine Eda Hanım gönderdi o videoyu. Orada böyle birkaç arkadaş, herhalde bir de muhasebe hizmeti veren bir arkadaş var. Biz mektup veriyoruz müşterimize. Yine aynı konular. Amazon serbest bırakıyor. Neyi serbest bırakıyor bilmiyorum ama mektup belki muhasebeci verince Amazon belki kitlenin hesabı açabilir. Bu olabilir. Ama VAT'i ödemeniz gerekiyor arkadaşlar. Aklıma gelenler, sorular bunlar. Bir sonraki videoda YouTube kanalımızdan bize sorular var. Onları cevaplayacağız. Devam ediyoruz. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.